Çalhanoğlu'nun kaptanın golü geldi. Nasıl buldun? Bundan sonraki süreçte rakibimiz Avusturya. Leipzig biletini cebimize koyduk. Kaptan Hakan Çalhanoğlu cezalı duruma düştü. Bunu da sorayım kral. Nasıl geçer? Nasıl olur? İlk 16'ya girdik şu anda. Evet. Güzel. Şimdi maça baktığımız zaman iyi başlamadık. Sert oynamadık. Rakibin tek bir şey yaptığı var. Hava topunu kullanmaya devam ettiler. 90 dakika boyunca ve hava üst topundaki üstünlüğü de sağladılar Yücel. Her havaya Kesinlikle. çıkışta Çekya'nın futbolcuları topu aşırttı, indirdi. Nitekim attıkları golde de taçtan gelen topu kafayla aşırtıyor. Kaleci Mert topu tam yakalayamıyor. Ama bu golde bir şey var mı? Asla yok. Gol var mı? Asla yok. Çok net bir gol. Kimin hatası var? Mert'in hatası var. Mert, bunu tutacaksın. İnene kadar da bırakmayacaksın. Veya Kral, onun önüne sonrasında da gideceksin. defansın ama. Tabii Yücel orada Sonrasında da defansın. Az adamla yakalandı Yücel. Yanlış burada. Yani 5-6 tane Çekyalı oyuncu var. Bizden 3 tane oyuncu var. Bir de kaleci 4. Ya orada Yücel artık öndesin 1-0 sen. Bu skoru koruman lazım. Bir de rakip 10 kişi Yücel. Zaten ikinci yarı maç başladığı zaman Çekya'nın yapacağı bir şey yok. Bir sağdan geldik, bir soldan geldik, ortadan geldik. Ama niye gol atamadık? Niye gol yapamadık? Santrforsuz oynuyoruz. Ya Almanya iki şampiyonada santrforsuz oynadı. Evine ilk turda, ikinci turda döndü Almanya'ya. Bunun örnekleri çok güzel. Santrforsuz Çok oynamak doğru. çok rezillik. Kral, Futbol adına bu çirkin, işin futbol adına yanlış. bu, Evet. ya bir de tabii kadro mühendisliğine geldiğimizde biliyorsun bir de Portekiz takımı bugün Gürcistan'a 2-0 yenildi. Bu da büyük bir mucize mi değildi? Sen de sordun bana. En az 7 tane oyuncusunu Portekiz sahaya sürmemişti bizim maçtaki kadrodan. Ronaldo'yu gördüm, kaleciyi gördüm. Belki bir tane, iki tane. O da enteresan bir durum oldu. 2-0. Bizim milli takımın kadrosu yine eski haline dönmüş. Daha kaliteli bir hal almış. Bunu neye bağlıyorsun kral? Bu kadar geri dönüşü, Montella'nın R yapışını neye bağlıyorsun? Güzel, inanılmaz söylemler var. İnanılmaz bilgi şeyi var, sorunu var. Kirliliği. Evet, bilgi kirliliği var. Birçok şey söylenebilir. Gerçekten Portekiz'e karşı oynanan maçtaki kadroyla bugünkü kadro arasında dağlar kadar fark var. Hakan, çok bir şey yaptı mı? Hayır. Al, gol atsın bana yeter kardeşim. Evet. Golü attı ama oyunda yoktu. Her zaman bu golü atamazsın. Rakip 10 kişi kalmış. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi Doğru. baktığımız zaman Yücel, futbol kolay bir şey değil. Hele de 20. dakikada kırmızı kart görüyorsun. 10 kişiyle 70 dakika, 75 dakika mücadele etmek. Her baba yiğidin harcı değil. Bu fizik kondisyon işi. Baktığımız zaman futbol oynanan maça futbolcuların, özellikle Çekyalı futbolcuların hakikaten çok çok sert oynadıklarını görüyorum. Bütün Atletik futbolcular yapıları çok yerde. iyi kral, evet. Evet, atletik yapıları çok iyi, çok iyi durumda ama bizim futbolcular hep yerde olmasına rağmen kızım Amerika'dan yazmış. Baba, gol foul değil mi? Değil kızım diyorum. Niye baba? Sıkıştırdılar diyor. Hayır dedim, futbolda sıkıştırma var. Senin Mert'in topu yakaladığı zaman düşürmeyecek. Hiç olduğu yerden çıkan bir Çekyalı var. Kafa vurmaya çalışıyor. Üstünden Mert topu alıyor ama inerken topu bırakıyor. Demek ki tamamıyla sahip olmamış. Güzel. Bugün gerçekten biz kazanırken hakikaten şey kazanmadık. Kolay kazanmadık. Resmen kızılcık şerbeti içtik. Ama olsun. Kan kustuk, Sorun değil. kızılcık şerbeti içtik, evet. Şerbeti içtik. Evet. Yani bunu yaşattılar mı bize? Evet, yaşattılar. Olsun. Yapacak bir şey yok. Kazandık. Kazanmak güzel. Kazanırken eğlenmek güzel. Mutlu olmak güzel. Bunları Türk milli takımı hak ediyor. Ama doğru kadro yaptığın zaman, doğru işler yaptığın zaman biz alkışlayacağız. Gerekeni söyleyeceğiz. Bak.
4-6-0'dan 4-5-1'e çıktın. Aldın oyuna tecrübeli futbolcumuzu. Ne oldu? Cenk bence az dakika yer almasına rağmen, oyunda olmasına rağmen attığı muhteşem bir gol skoru 2-1'e getirdi. Ne yaptı? Türkiye'deki, dünyadaki, Avrupa'daki, bu dünyanın üzerindeki tüm Türkler ve bizi destekleyenler, dünyadaki herkes o son dakikada gelen golle çok mutlu oldular. Çok sevindiler. En azından milli takım bunu yaşattığı için ben teşekkür ediyorum Yücel. Yani çünkü bugün Kral. dünyada Türklere verilen değer ortada. İşte bunları böyle yenerek, ezerek, kazanarak yaptığımız zaman sokağa dökülürüz, kucaklaşırız, bir oluruz, güç oluruz, mutluluğa devam ederiz Yücel. Ben öyle görüyorum. Kral.